ki kendi içindeki sıvıyı, reçineyi ve yağı yaprağa doğru çıkartıyor. Diyor ki sanki kuru yaprakların bile, yani kurumak üzere olan yapraklarda bile yüzeyde üzerine benzin püskürtülmüş gibi yanmaya hazır bir tabaka oluşturuyor. Terpentin ya da işte yanıcı, uçucu yağlar, bitki kendini bu şekilde korumaya alıyor. Bu nereden kaynaklandı? Yerden, uzaydan ve aynı zamanda atmosferden kaynaklanan radyasyona karşı bitkilerde oluşan bir tepkime yanmayı üzerine benzin püskürtmüş gibi kolay hale getiriyor. Bir yanda, yani bir terörist bir yere yaktığı zaman farz ederim 3-5 dönüm arası yanıp söndürülecekken, bu eğer yapraklarda salınım başlamışsa bu bir anda yüzlerce dönümlük alana hızlıca yayılıyor. Hızlı bir şekilde, yani küçücük çıngılarla zaten yani patlamaya hazır, parlamaya hazır. Dolayısıyla bundan sonra mesela radar bölgelerinde yüksek antenleri yüksek tepelere, dağlara kuruyorlar. Evet. O yüksek anteni Çamlıca Tepesi'nde de var bu. Hı hı. Şimdi oraya da bir şeyler yapıyorsunuz. O radyasyonu emmezseniz, yani dağa bayıra kenevir ekmezseniz, o bitkiler, bunu ektiğiniz zaman da oksijen salınımı artıyor. Duman sebebiyle sönecekse, oksijen salınımı sebebiyle yanmaya devam ediyor. Bakın hepsinin de bir maliyeti var. Evet, hepsinin. Yani dengesi. Buradaki orman yangınlarında tek başına 5G'nin bitkiler üzerindeki olumsuz etkisini verdiği savunma refleksinin orman yangınlarını kolaylaştırdı. Dolayısıyla Starlink projeleri hepimizin ormanlarının üstünden geçiyor ve yangınlara karşı çok daha hassas hale getiriyor.